Yani buraya gelirken ben özellikle gençlerimize abdestli gelin. Çünkü bastığınız her yerde bir şehit altında olabilir diyoruz. İstikbal'in katkılarıyla hazırlanan Çat Kapı başlıyor. Biz şehitlere ölü asla demedik, Çanakkale'ye de bir toprak asla demeyiz. Demedik, demeyeceğiz, denmeyecek yarından. Çanakkale nedir sualinin bir başka cevabı da şurada gizlidir. Çanakkale bir duadır. Kıymetli konuklar, kahramanlıklarıyla tarihimizin akışını değiştiren, ülkemizin istiklali ve istikbali için göğsünü siper eden ecdadımızın şehitliklerine ilişkin ihya çalışmasını tamamladığımız bu duygu dolu törende sizlerle birlikte olmaktan büyük onur duyuyorum. Öncelikle söylemek isterim ki bizlere bu cennet vatanı emanet eden ecdadımıza ne yapsak az. Burada Alevisi, Sünnisi, Türkü, Kürdü, Yazı, Çerkezi omuz omuza egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demek için büyük bedeller ödedi. Çanakkale imanın tekniğe meydan okuduğu yerdir. Kıymetli MyMecra izleyicileri, herkese ayrı ayrı merhabalar. Hoş geldiniz efendim MyMecra ekranlarına. Şu an çok güzel bir yerdeyiz, Çanakkale'deyiz. Öyle anlatmaya gerek yok, hani zaten kendisi anlatıyor bize. Biz anlattıklarını anlama gayreti içerisinde buradayız diyelim. Ama o gayrette ne kadar olur, o hissede ne kadar olur bilmiyoruz. Kıymetli bir ev sahibinin misafiriyiz bugün. Şahinbey Belediyesi'nin misafiriyiz. Çok kıymetli misafirlerim var ayrıca. Ev sahibini en son takdim edeceğim. Kimler bizlerle? Ahmet Anapalı hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Allah razı olsun. Çanakkale'deyiz. Yani deniyor yani Cumhuriyet'in ön sözü. Bence kahramanlığın başladığı yer, kahramanlığın ön sözü diye düşünüyorum. Şu an oradayız. Konuşacağım. Çanakkale'ye dair bir sualim olacak size ama ikinci konuğum Türker Akıncı, Beyaz TV'den. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldik. İyi ki buradayız. İyi ki geldin. Efendim oyuncu Cem Uçan. Cem abi. Abi hoş geldin. Orhancığım çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Eksik olma. Valla böyle kelimeler insanın boğazına düğümleniyor. Benim de atalarımdan çok fazla sayıda insan var burada. Novi Pazar'dan gelenler 1915'te. Böyle kelimeler boğazıma düğümleniyor. Eyvallah. Onları da o düğümü de biraz açalım abi. Sayın Başkanım, ev sahibi olarak sizin müsaade buyurursanız en sona bırakıyorum. Celal al bizlerle oyuncu. Hoş geldin Celal'im. Eyvallah, hoş geldik. Sözü bitti yerdeyiz. Sözün bittiği yere kadar bir gelelim sana. Murat Belet bizlerle birlikte. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim Orhan Hanım. Çok sağ olun. Hoş. Güzel ev sahipleri için. Kıymetli izleyiciler, biz bugün niye buradayız? Onu konuşalım. Bir de şunu soralım. Şimdi Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu ev sahibi sıfatıyla burada. Hani Çanakkale'de Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı bize ev sahipliği yapıyor. Şahinbey Belediyesi niye burada? Onu sorayım. Kıymetli Başkanım, siz de hoş geldiniz diyelim. Eksik olmayın. Böyle öncesinde Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızın katılımlarıyla bir organizasyon oldu. Güzel bir açılış oldu. Karanfilleri koyduk.
Sizi tebrik ediyorum. Emeği geçen bütün arkadaşları tebrik ediyorum tek tek. Şöyle duygu ve düşüncelerinizden başlasak. Çanakkale bizim neyimiz olur sorusuyla aslında bugün çıkış noktası yaptık. Bir de şu, Şahin Bey Belediyesi niye Çanakkale'de Sayın Başkanım? Güzel bir soru. Şimdi Gaziantep adı üzerinde gazi bir şehir. Aslında gazi şehir olmasına rağmen Kurtuluş Savaşı'nda 6317 şehit vermiş bir şehir. Yani şehir nüfusunun 1/3 şehit olmuş. Bunun içinde gençler var, kadınlar var, çocuklar var, yaşlılar var, askerler var. Ve bunların içerisinde Şahin Bey'e adını veren şehadet şerbeti içmek bize Ağustos sıcağında soğuk su içmekten kolay gelir diyen bir Şahin Bey. Düşman cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez deyip süngüyle son mermisine kadar savaşıp sonunda süngüyle savaşırken şehit edilen bir Şahin Bey. Dolayısıyla şehitlik, gazilik bizim için çok önemli. Bu vatan toprakları çok önemli. Şimdi Çanakkale'ye bakıyoruz. Çanakkale'de 253 bin şehidimiz var. Bunlardan yaklaşık 570 tanesi kayıtlara göre inceledik Gaziantep'li şehit. Yani o zaman ülkemizin sadece Türkiye değil, o zaman Osmanlı toprakları çok daha geniş. Balkanlardan, Suriye'den, Filistin'den, birçok yerden askerlerimiz gelip burada şehit düşmüşler. Az önce gördük. Halep'ten gelmiş, Filistin'den gelmiş, Hama'dan gelmiş, Homs'tan gelmiş. Ülkemizin doğusundan, batısından, güneyinden, üzerinde hepsi burada bir tek şehit için savaşmış. Bayrak için, vatan için, düşman ülkemize girmesin diye canlarını seve seve feda etmiş. İşte 15'liler, 15 yaşında okulunu bırakmış buraya gelmiş. Bu cennet vatan o kadar önemli ki İstiklal Muhaşir Şairimiz Mehmet Akif'in bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatan. İşte tam buradayız. Kefensiz yatanların olduğu yerdeyiz. Ben buraya gelirken ben özellikle gençlerimize abdestli gelin. Çünkü bastığınız her yerde bir şehit altında olabilir diyoruz. Biz de gençlerimize birçok yatırım yaptık. Gençlerimizin eğitimde, sporda, kültürde, sanatta gelişmeleri için, bir taraftan da şehrin imarı için birçok çalışma yaptım. Rahmetli yazar Turgut Cansever'in çok güzel bir sözü var, bana da rehber olan. Şehri imar ederken nesli ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri tahrip eder diyor. Onun için neslimizi de ihmal etmemek adına bu şehitler diyarına, Gaziler Diyarı'ndan Şehitler Diyarı'na bir gönül köprüsü kurulmuş. Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı münasebetiyle başlattığımız bu projede her gün sabahleyin Türk Hava Yolları'ndan bir uçak kiraladık. 189 kişilik. Her gün sabah 6'da uçağımız kalkıyor. Sabah 7.30'da Çanakkale'ye iniyor. Ve burada otobüslerimizle ve uzman rehberlerimizle gençlerimizi alıyoruz. Gemide kahvaltılarını yaptırıyoruz. Gelibolu Yarımadası'na geçiriyoruz. Sonra şehitlikleri ziyaret ettiriyoruz. Saat 5'e kadar. Arada öğle yemeği, çay ikramlarımız var. Saat 5'te tekrar Çanakkale'ye dönüp orada Aynalı Çarşı ve çarşı ziyaretinden sonra akşam yemeği saat 10.30'da da tekrar havalimanına alıyoruz. Yani 15 saat Çanakkale'de kalıyorlar. Saat 10.30'da uçağa binip 12'de tekrar Gaziantep'e 12'de varan uçak ertesi gün sabah 6'da tekrar gidecek yolcularımızı alıyor. Yani bu Mart ayında başlayıp Kasım ayının 15'ine kadar devam eden bir süreç. Böylelikle bugün itibariyle 135 bin öğrencimizi ve vatandaşımızı Çanakkale'ye getirmiş olduk. Böylelikle ben gençlerle konuşuyorum. Az önce de konuştum. Çok duyguluyum dedi. Konuşamıyorum dedi. Hayata bakışı değişiyor. Vatan anlayışı değişiyor, duygusu değişiyor, milli duyguları gelişiyor. Onun için mutlaka ve mutlaka tüm gençlerin, hatta tüm vatandaşların mutlaka Çanakkale'ye gelmesi lazım. Onun için Şahin Bey burada. Sordunuz ya, Şahin Bey niçin burada? Tam da bunun için burada. Bu vatanı daha çok sevmek için, bu vatanın nasıl kazanıldığını yerinde görmek için, tarihi yerinde yaşamak için mutlaka ve mutlaka bizim burada olmamız lazım. Ve ben hedefim şu, Allah ömür verdiği sürece, görevde olduğumuz sürece gençlerimizi ve vatandaşlarımızı Çanakkale'ye getirmeye devam edeceğim. Bunun vatandaşlar üzerindeki etkisini de gördüm.
Gerçekten müthiş. Ben de çok duygulanıyorum. Ve şu anda duygu içerisindeyim. Çok büyük duygular içerisindeyim. Başkanım, ve buraya geldiğimizde şunu gördüm. Daha ihya edilmemiş bazı şehitlikler gördüm. İşte şu anda Süngü Bayırı'ndayız. Karşıdere'de Albayrak Sırtı var. Yukarıda da iki tane Kılıçdere şehitliği var. Ve Kılıç Bayrı şehitliği var. Bu dört tane şehitliği de alan başkanlığıyla protokol yaparak Şahimiye Belediyesi olarak biz ihya ettik. Ve bugün de açılışını yaptık. Ve şehitlerimizin böyle ziyarete açılması, şehitliklerimizin bizim böyle bir şeye nasip ettiği için Rabbime de hamd ediyorum, şükrediyorum. Bu da bir vazife. Şehitlerimizin bizim üzerimizdeki hakkı. Allah emeğe geçen, vesile olan herkesten razı olsun. Bir de şöyle tarafınızca baktığımda şöyle bir güzellik de doğuyor. Bunun nasip olması da bir güzellik. Evet. Size nasip olmuş. Ahmet Anapalı hocam, bir tarihçisiniz, evet. Doktor tarihçi. Hocam böyle kısa olarak sorsam, Çanakkale bizim neyimiz olur? Çanakkale bizim genç neslimiz olur. Mustafa Kemal Bey, yani burada bey diye paşalığı sonra aldı. Mustafa Kemal Bey diyor ki Çanakkale Türkiye'nin, yani devletimizin bir darülfünun kaybettiği cephedir. Burada bir üniversite dolduracak kadar öğrenci kaybetti. Çanakkale'de kaybettiğimiz öğrencileri başkanım tamamlıyor ve tazeliyor. Güzel. O eksiği buradan tamamlıyoruz. İhmal etmeyelim gençliği. Sonra imar ettiğimiz şehri onlar imha ederler. Güzel bir sosyolojik tabirdir bu. Bizim yapacağımız ve yaptığımız her şey gençlik üzerinde olmalı. Çok şey söylenir Çanakkale üzerine. Yapılan, verilen her şeyin ayrıca bir hikayesi vardır. Konuşulur. Ama artık zaman konuşma zamanı değil. Zaman iş yapma zamanı. Zaman her gün Gaziantep'ten bir uçak kaldırıp 189 genci buraya getirme zamanı. Zaman kuru ve hamasi duygularla biz var ya biz tarihte şunları yaptık demenin zamanı değil. Zaman her gün 15 saati 189 gençle burayı doldurma zamanıdır. Bu anlamda ben başkanımı çok tebrik ediyorum. 900 küsür belediye başkanı var sanırım Türkiye'de. Çarpı 900 küsür olması temennisi içerisindeyim. Başkanım eline ve gönlüne sağlık. Bu arada bir şey söyleyeyim. Hep yanlış bir şey var. Şehitliklerde böyle asker gibi dizilmiş bazı kitabe taşları vardır. Çok yanlıştır. İşte budur doğrusu. Bazısının yüzü oraya bakacak. Bazısı oraya, bazısı buraya. Şehit olurken bunlar sıraya mı geçiyorlar? O savaş anında. Tabii olduğu gibi yatıyor. İşte bunlar da olduğu gibi yatan taşlar, doğrusu budur. Bu dizaynı yapan, bu projeyi çizen, ayrıca grafiker ya da mimar dostu her kimse eline gönlüne sağlık. Çok tebrik ediyorum. Şimdi şöyle, My Mecra izleyicileri yakından tanıyor biliyor mu? Sayın tarihçi hocam çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Şimdi kendisi işte bir diriliş oldu, Ali Yar Bey oldu. Bir Abdülhamit Han dizisi oldu, Ahmet Cevdet Paşa oldu. Aslında tarihi oynaması yanında ben bilirim, özellikle tarihe de bir merakı var. Şimdi Cem abi diyoruz ki hani Çanakkale'yi anlamak için daha Selçuklu'dan başlatmak lazım. Aynen. 15 Temmuz'u anlamak için de Çanakkale'den, hatta daha ötesinden başlatmak lazım. Şimdi senin tarih olan merakını da bildiğim için şöyle sorayım, sana sorayım yani. Çanakkale senin gönlünde nedir abi? Bütün bu topraklar benim dedelerim. Bütün oran. Kendi memleketimden kendi atalarım 1915'te 1700 kilometre yolu yayan yürüyerek buraya geldiler ve burada şehit oldular. Başkanım ben sizi gerçekten çok tebrik ediyorum. İnanılmaz bir şey yapıyorsunuz. Novi Pazar'da sancakta, Osmanlı'nın son sancağıdır. Kadın ve erkek nüfusu hala eşitlenemedi. Hala hanımların sayısı daha fazla, erkeklerin sayısı onlara nazaran daha düşük. Neden? 1915'te Novi Pazar'da cürümlüye dediğimiz bir şey var. Gönüllüler adını verdiğimiz bir grup. 15 bin kişi. Oradan yayan buraya geldiler ve maalesef geri dönemediler. Tabii bu bizim için bir üzüntü kaynağı mı? Asla değil. Bir şeref ve onur kaynağı. Benim 3 tane evladım var. Bu vatana dünya kadar şehit. Her taraf dağ taş, her yer şehit Orhan. Evet. 3 evladım var. 3333 tane daha olsa önce ben, sonra benim yanımda onlar, bu vatan için canımız da helal olsun, kanımız da helal olsun, her şeyimiz helal olsun. Çanakkale anlatması çok zor topraklar burası Orhan. Çok zor. Adım attığın her yer az önce söylediğim gibi şehit. Mermilerin havada çarpıştığı inanılmaz sıcak temaslar. İnanılmaz. Uhrevi bir sürü olayın yaşandığı bambaşka bir coğrafya. Başkanım ben gerçekten bu anlamda sizi ciddi anlamda böyle yürekten tebrik ediyorum.
Çok uzun zamandır oradan bir uçak kaldırmak, ecdadını, atasını, vatanını, milletini, dedesini bilmeyen hiçbir şey bilemez. Hiçbir şey. İstediği üniversiteyi okusun, istediği okullarda büyük derecelerle mezun olsun, ne olursa olsun. Dedeni tanımazsan dünyayı tanımazsın. Kim olduğunu bilemezsin. Eyvallah. Hiçbir şey bilemezsin. O yüzden ben bir kez daha tebrik ediyorum başkanım sizi. Yürekten tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle sayın başkanım, müsaade buyurursanız böyle bütün misafirlerimize, sizin misafirlerinize aslında soru tek Türker. Yani Çanakkale'deyiz. Çanakkale hepimizin, senin, benim, Cem abinin, başkanımızın, hepimizin ortak değeri. Senin gönlünde Çanakkale. Çanakkale deyince tabii o ruh akla geliyor. Biz hep 15 Temmuz'dan önce acaba o ruh yaşıyor mudur diye çok soruyorduk. Biraz gençlik acaba nereye gidiyor diye çok soruyorduk ya. Yaşıyormuş. 15 Temmuz gecesi o Çanakkale ruhunun yansımasını gördük. Eren Bülbül'de gördük o yansımayı, Çanakkale ruhunu. Ama başkanımızı gerçekten tebrik etmek lazım. Ben ilk kez duydum. Her gün bir uçak kalkıyor, Gaziantep'ten Çanakkale'ye geliyor. Ve yani bu herkese anlatılması gereken, bütün medyanın duyurması gereken bir şey. O yüzden gerçekten başkanımızdan Allah razı olsun. Demek ki o ruhu yaşatmak çok önemli. Yani bunun lafta kalmaması, Çanakkale ruhu hep söyleniyor ama bunun lafta kalmaması için bence belediyemizin, başkanımızın yaptığı şey çok önemli. Ve işte o ruhun yansımalarını buraya gelen gençlerle de gördük. Kimileriyle konuşma imkanı da bulduk. Onlardaki vatan sevgisinin nasıl buraya gelince fark ettiğini, farklı duygulara girdiklerini gördük. O yüzden tebrik edilmesi gereken şahane bir proje bence. Şu bence çok önemli bir durum. Dedin ya hani 15 Temmuz'da öncesinde acaba gençlerde bir o ruh var mı yok mu? Biz 15 Temmuz gecesiyle ruhun üzerindeki bütün çorakları, tozları kaldırdık. Ama işte böyle organizasyonlar o 15 Temmuz vari hadiselere giderken, ya da Allah bir daha yaşatmasın ama o ruhun üzerinde hiçbir tozun kalmamasına sebep. Yılın 365 günü bir kez daha, bir kez daha, bir kez zannediyorum hani böyle işi şansa bırakmamak açıkçası. Evet. İşi şansa bırakma. Yani sen nasıl bir nesil yetiştireceğini şansa bırakmayacaksın. Böyle her gün 189 öğrenciyi getireceksin ve o öğrenciler artık ondan sonra kendilerini bir yere emanet edecekler. Düşünsenize Türkiye'nin tüm ilçelerinden, okullarından sürekli böyle bir organizasyon yapıldığını. Burayı görmeyen genç kalmaz. Yani bu muazzam bir şey. Ha, kişisel olarak da şunu ekleyeceğim. Az önce Cem abi de söyledi. Novi Pazar'a söyledi. Ben de Bulgaristan göçmeniyim. Silivriliyiz. Hem annemin hem babamın tarafı önce Balkan Savaşı, sonra gelip buraya savaşıyor ve sonrasında Hicaz cephesinde şehit oluyor. O ruhu kişisel olarak da burada yaşamak ve ecdadımızın izinden gitmeyi amaçlamak gerçekten şahane bir his. Çok teşekkür ederim. Şimdi sayın başkanım, geldiğimizden beri gözlerini kapattı, okuyor. Dua okuyor. Ben biliyorum. Celal, ne okuyorsun? Oradan başlayalım. 1915 yılında Pakistan ve Hindistan coğrafyasının çok bilge bir insanı vardı. Muhammed İkbal. Ruhu şad olsun. Bizdeki Mehmet Akif Ersoy gibi çok bilge bir insan ve maneviyat yüklü bir insan. 1915'te hacca geliyor. Umre'de, 1915 Umre'si ya da hacda tavaf ederken bayağı bir yoğun bir ağlama, yoğun bir hissiyat Medine'deyken ve türbedarla mı görüşüyor? Diyor ki, ya efendim siz ağlıyorsunuz diyor. Çok da saygın birisi olduğu için seviliyor. Bu ağlamak diyor sadece bir hani muhabbet haricinde bir şey ya, bir acı hissediyorsunuz diyor. Nedir diyor. Diyor ki Resulullah hissedemiyorum diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ben diyor her yıl hemen hemen gelirim ama bu sene hissedemedim diyor. Türbedar cevap veremiyor. Ertesi gün rüya görüyor. Rüyada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam türbedara diyor ki evet diyor. Ben diyor makamımla değilim. Çanakkale'de evlatlarımla beraber. Sözün bittiği yer aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübareğin bizatihi kendi zatını tecelli ettiği ve burada birçok bilinen Efendimizin yardım ettiğini gören gazilerin, şehitlerin hatıraları var. Hatta birinde son nefesinde bir gaziyi kaldırırken son nefesinde niçin zahmet buyurdunuz ya Resulallah diyerek son nefesini teslim etmiş bir şehidin anısı da var. O açıdan bu toprak mukaddes toprak. Eyvallah. Bizim için Mekke, Medine, Filistin, geldiğimiz coğrafya olan Semerkant, Buhara ve ardından da bu coğrafya sadece Türk coğrafyası olarak değil, ümmet coğrafyasının da demin çok güzel abilerimiz anlattılar. Başkanımız da bahsetti. Hani her topluluktan insanın vücut bulduğu yer,
Ve aslında bir nevi burası Arafat gibi. Bütün ümmet coğrafyasının yek vücut olduğu, yeniden Bismillah deyip, yani sözün bittiği yer, tükenmişlikten yeniden bir çağa, yeniden bir oluşuma geçen çok özel bir coğrafya. O açıdan buraya tabii ki abdestsiz gelmek, bilmiyorum yani, insan hani dedelerin yanına ayak ayak üstünü uzatamazken, biz hala ki babamız dedemiz yanında, burada ulu ecdatların yanında abdestsiz gelmek, yüksek sesle konuşmak, tabiri caizse mal ayağını konuşmak, Rabbim hepimizi ırak etsin maşallah. Gençler o konuda çok duyarlı, Allah razı olsun başkanım. Çok güzel bir çalışma, çok elzem bir çalışma. Yani muhabbet olursa inanın bereket oluyor. O bereket 2015'ten beri 7-8 yıldır, 10 yıldır neredeyse 145 bin gençle buraya bereketlendirmiş. Daha ne olsun? Ben inanıyorum bu bir teşvikten öteye, bu bir artık merhale aşmış. Diğer belediyeler, diğer vakıflar zaten çok şükür her yerden geliyorlar. Ama inşallah eminim daha da güzel olacaktır. Daha da çok insan gelmesine vesile olacaktır. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Allah razı olsun. Şimdi Çanakkale bizler için amaç, bir gaye. Allah ve peygamberin müjdesine nail olabilmek için bir amaç, gaye taşıyor. Ben küçükken tabii annemiz bizi Çanakkale'den bahsettiği zaman yani biz hep bir özlem taşıyorduk bununla ilgili, ama bana 26 yaşında buraya gelmek nasip oldu. Ama bugün bakıyorum ki başkanımız sayesinde bugün birçok genç bu güzelliği en azından bizden önce nail olabildi. Başkanım, ben öncelikle bu güzel organizasyona çok teşekkür ediyorum. Rabbim yar olsun. Allah razı olsun Sayın Başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hem böyle güzel bir organizasyon, hem de böyle anlamlı bir gün için teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Kıymetli dostlara çok teşekkür ediyorum. Böyle biz teşekkür ederiz. Şahin Bey Belediyesi'nin ev sahipliğinde. Kıymetli My Mecra izleyicileri, Çanakkale dedik efendim. Şahin Bey Belediyesi'nin yapmış olduğu güzel bir organizasyon, güzel bir ev sahipliğinde kıymetli oyuncu, sanatçı, tarihçi arkadaşlarımızla, eşimizle, dostumuzla sizlere misafir olduk. Çanakkale'ye gelelim, hep beraber gelelim. Geldiğimizde bir Fatiha okuyalım, muhakkak okuyalım ve buraya dua edelim. Allah bir kez daha ne Çanakkale ne 15 Temmuz bu millete yaşatmasın inşallah. Bu temenni ve dualarla, ama bu demek değil ki Çanakkale'yi unutalım. Hayır, unutmayalım ki yaşamayalım bir daha. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağlıcakla kalınız. Allah'a emanet olun. İstikbal'in katkılarıyla hazırlanan Çat Kapı sona erdi.